Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ulusal risk kalkanı modelinin ülke için çok önemli bir konu olduğuna dikkati çekti. Afetlere karşı dirençli bir Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Sempozyumu. Bu ülkemiz için çok önemli bir konu. Hele hele iklim değişikliği ve etkilerini de düşündüğümüzde bundan sonra sıklıkla karşılaşacağımız bir konu. Asrın felaketi diye nitelendirdiğimiz Kahramanmaraş depremlerinin ardından böylesi aslında sempozyumların düzenlenmesi hepimiz için çok kıymetlidir, çok değerlidir. Her ne kadar jeopolitik konumu güçlü bir şekilde yaşasak da Türkiye aynı zamanda deprem kuşağında yer alıyor. Bilimsel çalışmalar, haritalandırmalar ülkemizde iki büyük deprem potansiyeli olan fay hatlarını ortaya koymuştur. Bakanlığının desteğiyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen Afetlere Karşı Dirençli Bir Türkiye için Ulusal Risk Kalkanı Modeli Sempozyumuna katılan Bakan Kurum, 3,3 milyona yakın konutun dönüşümünün sağlandığını, pek çok başarılı çalışmaya imza atıldığını vurguladı. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda önemli hukuki düzenlemelere ve mevzuat değişikliklerine yönelik birçok adım attık. Yeni imar planlarıyla, toplu konut uygulamalarıyla, yapı denetim sistemimizle, riskli alanlarda rezerv yapıların yine tespiti ve yenilenmesiyle birlikte bugüne kadar 3,3 milyon konutumuzun dönüştümü sağlanmıştır. Ve pek çok başarılı çalışmaya da devletimiz, milletimizle el ele vererek imza atmıştır. Ancak hiçbir zaman yeterli demedik, diyemeyiz. Ve 21 yıldır devam eden çalışmalarımız, Türkiye'nin mücadelesi adına, mücadele etmesi gereken sorunların çözümü adına, afetlerin gerçeğini de maalesef değiştirmiyor. Sadece devletimiz değil, topyekün yerel yönetimlerimizin ve bilhassa milletimizin, vatandaşlarımızın dönüşüm noktasında teşvik edilmesi gerektiğini de aslında 6 Şubat 2023'te karanlık güneşe döndüğünde hep birlikte gördük, yaşadık.